İklim değişikliği, tatlı su kaynaklarının hızla azalması, yalnızca yaşadığımız coğrafyayı değil, dünyamızı tehdit ediyor. Datça Kent Konseyi Su Çalışma Grubu olarak bir araya geldiğimiz 2017 yılından bu yana, su varlığının korunmasına yönelik en çok desteklediğimiz çözüm önerileri, yağmur suyunun biriktirilmesi ve gri suyun geri kazanımı. Ekim 2021 tarihinde yapılan proje tanıtım toplantısında doğal su kaynaklarının etkin kullanımı ve suyun yeniden değerlendirmesinin iklim değişikliği ve kuraklığı önleme çabaları içindeki önemi, Datça'nın su varlığı, su kullanımının sektörlere, kullanım alanlarına göre dağılımı, yarımadamızın karşı karşıya olduğu tehlikeler ve çözüm önerilerimiz konuşuldu. Proje kapsamında yapılması planlanan uygulama çalışmaları anlatıldı. Doğma büyüme buralıyız. 200-300 yıllık, daha fazla belki de bir geçmişi olan bir köy. Bu gördüğünüz bir çukur gibi bir çukur elde ediyorsunuz ve çatıdan gelen suyu bir boru yardımıyla içine doldurmaya başlarsınız. Bu şekilde köylü evin içinde su imkanını halletmiş oldu. Bu bölgelerde normalde her dağın başında 4-5 tane aynı bölgelerde su tanışları vardır. Kırkuyular mevkiindeyiz. Tutun ki Roma'dan, tutun ki Bizans'tan, tutun ki şu anki Karyalılardan, Taşçalılardan hala daha hayat veren bütün canlılara yerdeyiz. Yağmur suyu bitiyor ama bu kuyularda su bitmiyor hocam. Sözünü ettiğimiz köyünü, tarımsal olaylarını ikiye ayıran kapı. Geçen yıl burada tarım yapıldı. İşte buğday, arpa, gambilya dediğimiz ürünler ekildi. Kapı kapatıldı. Hayvanlar serbestçe buraya aktarıldı. Köy muhtarı ilan ediyor. Kasım'ın diyor haftasında kapılar kapanacak. 20 yıl önce bu su deposunu bir makineye kazdırdım. Derinlik olarak 5 metre, 7 metre genişlik, 7 metre eni var. 150 ton su alıyor. Duvarları bellidir. Taş örerek. İçeriden taş örerek tekrar kaba sıva atılıyor, tekrar ince sıva. Korumak için onu kalekin çektirdim ben. Ondan sonra havuzda kullanılan bir madde, su kaçırmaması için. Taşlıca'da bütün evlerin zaten böyle yağmur suyu topladığı bir şey var. %80, %80'in var efendim. Burada yine bir ufak bir gölet olduğunu hayvanlar için bahsetmişti Erol Bey. Onun başına geldik, şimdi bize anlatacaktık. Su her zaman problem olduğu için önce sarınca geçtik kademeli olarak. Sonra kuyuya geçtik, şimdi gölet son aşaması. Gördüğünüz gibi yol boyunca gelen bir su akını var buraya. Tam köylü buraya da bir tane gölet kazdı. Şarampol burada bir toplama havzası, kanal havzası yapıyor ve topluyor. Buradaki su buraya kadar doluyor. 85-90 arasında açıldı bu gölet. Burası köyde vakıf deriz, köy malı. 7 dönem önce muhtar burayı bir tane grederle değiştirdi. 3000 tane de geçip buradan su içiyor ve ilk yağmurdan son yağmura kadar hiç etkisini yitirmiyor. 2 defa bitti, biri bu sene susuzluktan, biri de bundan 4 yıl önce ama genelde hiçbir sıkıntı çıkmaz. Çatıdan yağmur suyu toplama ve sarnıç uygulamaları toplantısı ise Kasım ayında proje danışmanımız Emre Rona'nın sunumuyla gerçekleştirildi. Yağmur suyunun özellikleri, önemi, nasıl toplanıp nerelerde kullanılabileceği anlatıldı. Datça'da su hasadı denemeleri projesi kapsamında Datça Hayvanları Sevenler Derneği Rehabilitasyon Merkezi ve Kazım Yılmaz İlköğretim Okulu'nda planlanan yağmur hasatı uygulamaları tanıtıldı. Rehabilitasyon merkezinde çatı olukları yenilendi, kaide betonları atıldı, depolar getirtildi. Ferrosement depo imece ile el emeği ile tamamlandı. Çatı ve depolar arasında bağlantılar yapıldı.
Ankara'da birlikte bir şeyler yapmak, bu imece ruhu en fazla keyif aldığım şeydi bu proje için. İlk yağmurlarla bunu doldurduğumuz gün çok büyük bir bayram olacak. Kazım Yılmaz İlköğretim Okulu'nda depo konulacak alanlar hazırlandı, çatı ile depo bağlantıları yapıldı. Özcan Yılmaz Mesleki ve Anadolu Teknik Lisesi'nin mutfağında sebze ve meyvelerin yıkandığı eviye sistemden ayrıldı. Gri su kazanımı sistemi oluşturuldu. Eviyeden elde edilen su ağaçların sulanmasında kullanılmak üzere İkinci kez değerlendirilmiş oldu. Son toplantıda proje dahilinde yapılan çalışmalar anlatıldı, videolar gösterildi. Datça'da su hasatı denemeleri projesi toplantıları, yerel yöneticilerimiz ve konuya ilgi duyan Datçalılar tarafından yoğun olarak takip edildi, izlendi.